Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Super yayınlarının Türkiye geneli yapmış olduğu deneme sınavının AYT kısım fizik soru çözümlerini birlikte yapacağız. Herkese iyi seyirler. Evet birinci sorumuz bir denge sorusu diyor ki düzgün türdeş kale çubukları yatay düzlem üzerine konularak F1, F2, F3 kuvvetleri ile şekil 1, 2, 3'teki gibi dengelenmiştir. Hangilerinde kesinlikle sürtünme vardır demiş. Şimdi birinci şekle baktığımızda. E, türdeş çubuğun ağırlığını aşağı doğru göstersek G olarak. Şimdi e, aşağıda G var yukarıda F1 var. Demek ki yerden de zeminin bir tepki kuvvetini şu şekilde gösterdiğimde sevgili arkadaşlar bu zeminin tepki kuvveti ile bu F kuvvetinin bileşkesi G'yi dengeleyebilir. Yani burada paralel kuvvetler de kesişen kuvvetler değil bakın paralel kuvvetler de ee, yukarıdaki kuvvetlerle aşağıdaki kuvvetler hani hem toplam tork hem toplam kuvvetin sıfır olabileceği bir durum yaratılabileceği için burada sürtünmenin olup olmayacağı hakkında fikir sahibi değilim. Yani sürtünme olabilir, olmayabilir ama kesinlikle sürtünme var diyemem. İkinci şekle baktığımda çubuğun ağırlığını şöyle aşağı doğru gösterdik. Ee, yere dokunduğu için zeminin tepki kuvvetini de şu şekilde gösterdik. Şimdi genel denge şartı ne diyordu bize? Cismin üzerindeki toplam kuvvet sıfır olmalı diyordu. Cismin üzerindeki toplam tork sıfır olmalı diyordu. Yani toplam kuvvetin sıfır olması için en azından sağdaki kuvvetlere, soldakilerle, aşağıdaki kuvvetlere, yukarıdaki kuvvetlerle karşılık vermeliyiz. E o zaman aşağıda G'ye karşılık yukarıdan N var. Hadi bu bunu dengelemiş olsun. Peki F2'yi dengelemek için zeminde şu şekilde bir sürtünme kuvveti olmak zorunda değil mi? O zaman burada kesinlikle sürtünme kuvveti vardır diyeceğiz. Üçüncü durumda da yine benzer bir durum var. Yani çubuğun ağırlığını şöyle aşağı doğru G olarak göstermiş olayım. E, şu görmüş olduğumuz F3'ün de şu şekilde bileşenlerine ayırmış olayım. Şimdi bir kere zemine dokunduğu için zeminin tepki kuvvetini de şöyle yukarı doğru gösterdim. Bakın zeminin tepki kuvveti ile F3'ün bileşkesi G'yi dengelesin. Yani yukarıdaki kuvvetler aşağıdaki kuvvetleri dengelemiş olsun mesela. Ama şu sol tarafa doğru olan F3'ün bileşeni var ya bu F3'ün bileşenini sağ tarafa doğru bir kuvvet olmalı ki dengeyi sağlayalım. O kuvvette tabii ki zemindeki sürtünme kuvveti olmalıdır diyeceğiz. Ee, o halde 2 ve 3. şekilde kesinlikle sürtünmenin olduğunu söylemek mümkündür arkadaşlar. İkinci sorumuz elektrikle yüklü bir küre iple tavana asıldığında şekil 1'deki gibi kürenin olduğu bölgeye düzgün bir elektrik alan uygulandığında şekil 2'deki gibi dengede kalıyor. Şimdi arkadaşlar elektrik alan artıdan eksiye doğru çizildiğine göre ve cisim elektrik alana ters yönde hareket ettiğine göre cismin işaretinin eksi olduğu kesinlikle söylenilebilir. Tabi burada elektriksel alandan dolayı cismin üzerine sol tarafa doğru elektriksel bir kuvvet Q çarpı E diyorduk biz buna. Yani K cisminin üzerinde sol tarafa doğru bir elektriksel kuvvet var. Aşağı doğru da cismin ağırlığı var. Ve şurada da bir gördüğünüz gibi ip gerilmesi var diyebiliriz. Şimdi diyor ki şekil 1'deki ip gerilme kuvvetinin büyüklüğü şekil 2'deki teta açısının değerleri bilindiğine göre. Bakın şekil 1'de ip gerilmesi kürenin ağırlığıyla dengede olduğu için biz T'yi biliyorsak aslında G'yi de biliyoruz. Şekil 2'ye geldiğimizde G'yi biliyoruz madem ve şu açıyı da biliyormuşuz. E, o açıyı biliyorsak şöyle diyelim mi? E, t üssü çarpı sinüs teta yukarı doğru da T üssü çarpı kosinüs teta dedik. O zaman G dediğim ifade T üssü çarpı kosinüs teta T üssü ikinci durumdaki ip gerilmesi T üssü çarpı kosinüs teta eşitmiş G'ye. Sen G'yi biliyorsun. Açının trigonometrik değerini biliyorsun. E o zaman T üssünü de bulabilirsin. O zaman T üssünü biliyorsan, açının trigonometrik değerini de biliyorsan e, demek ki elektriksel kuvveti de bulabilirsin. Yani elektriksel kuvveti e, bulabiliriz diyeceğiz arkadaşlar. Kürenin yük işareti Negatif olduğunu zaten söylemiştim. Çünkü elektrik alana ters yönde hareket ettiği için veya sola doğru bir kuvvete maruz kaldığı için elektrik alana kim zıt yönde kuvvete maruz kalır? Eksi yüklü cisimler. Küre etki eden elektriksel kuvvetin büyüklüğünü de bulabildik. Ama elektrik alanın şiddeti hakkında bilgi yok. Niye? Çünkü elektriksel kuvvet Yükle elektrik alanın çarpımı ne eşittir? Tamam sen elektriksel kuvveti biliyorsun ama yükü bilmeden elektrik alan ya da elektrik alanı bilmeden yükün büyüklüğü hakkında yorum yapman mümkün değildir. Buradan bulabileceğimiz şeyler bir ve ikinci öncüldür dedik. Üçüncü sorumuz uzay çalışmaları ile ilgili haberleri sunan televizyondaki spiker yeni bir uydunun dünya çevresindeki yörüngesine yerleştirildiğini ve bu yörüngede dolanmaya başladığını söyler. Yani bizim şöyle dünyamız var. Bu bizim dünyamız dünyamızın yörüngesine bir uydunun yerleştirildiğini spiker söylüyor. Bu da bizim uydumuz. Şöyle de uyduyu görsellemeye çalışayım. Şimdi uydumuzun kütlesine küçük m dedim. Dünyanın kütlesine de büyük m dedim. Tabii ki uyduyu yörüngeye yerleştirebilmek için uydunun belli bir hızı olmak zorunda. Çünkü bu hızdan dolayı neler oluyor biliyorsunuz. Hocam dünya uyduya bir kuvvet uyguluyor. Çekim kuvveti. E bu çekim kuvveti merkezcil kuvvet oluyor. Yani bu bizim F çekim kuvveti, kütle çekim kuvveti bizim merkezcil kuvvetimiz oluyor. Uydunun merkezcil kuvveti oluyor. G çarpı evrensel çekim sabiti M dünya çarpı M uydu bölü aradaki uzaklık yani R kare eşittir merkezcil kuvvet içinde M V kare bölü R dediğimde uydunun kütlesi aslında uydunun o yörüngede dolanım hızını Etkilemeyeceği buradan görülebilir. Bu haberi dinleyen öğrenciler kendi aralarında yorum yapıyorlarmış. Uydunun yörünge yarıçapı daha büyük olsaydı dolanma periyodu artardı demiş Alp. Şimdi bu olay doğrudur. Bu olayı nasıl ee, doğru dedim? Şimdi bir şöyle düşünebilirsiniz daha dış yörüngede dolansaydı daha düşük bir çekim kuvvetine maruz kalacaktı. Ee, daha düşük çekim kuvvetine karşılık da hem yolu artacağı için e, dolanmasının periyodu, yani bir tur alma süresi azalır diyebilirdiniz. Söze olarak böyle düşünebilirdiniz. Ya da e, çekim kuvvetini, yani G çarpı, M dünya çarpı, M uydu bölü, R kareyi e, ee, merkezcil kuvvet bu sefer m çarpı omega kare çarpı r açısal hız olarak yazmış olayım. Buradan omega kare dediğimiz şey g m bölü r küp oluyor. Omega da 2 pi'nin karesi bölü t'nin karesi yani 2 pi bölü t'ydi ya g m bölü r küp oluyor. Uzat, uzatmayalım arkadaşlar. Burada t kare dediğimiz ifade r küp çarpı 2 pi'nin karesi bölü g çarpı m. Yani daha dış bir yarıçapa götürüldüğünde periyodu artacaktır. Zaten Kepler kanunlarının birincisi olan periyotlar kanunundan da e, aynı e, dünyanın etrafındaki veya işte aynı gezegenin, aynı yıldızın etrafındaki yapıların dolanma e, periyotlarını, aslında o yörüngenin merkezine olan uzaklığın la ilişkisini şöyle bir sabit demiştik. R küp bölü t kare oranıyla. Demek ki daha büyük yarıçapta daha büyük bir periyotla dolanacağı söylenebilir. Çünkü yavaşlıyor hem de yolu artıyor buradan da düşünülebilir. Uydunun kütlesi daha büyük olsaydı dünyanın uyguladığı çekim kuvveti artardı. Dolu doğrudur. Çünkü çekim kuvveti dediğimiz şey G çarpı M dünya çarpı M uydu bölü aradaki uzaklığın karesiydi. Uydunun kütlesi fazla olsaydı dünya ile uydunun arasındaki kütle çekim kuvveti de fazla olacaktı. Canan diyor ki uydunun yörünge yarıçapı daha küçük olsaydı dünyanın uyduya uyguladığı çekim kuvveti azalırdı dedi. Bu yanlıştır. Çünkü kütle çekim kuvveti G çarpı M dünya çarpı M uydu bölü R karedir. Uzaklık azalınca birbirlerine uyguladıkları kuvvet artar dememiz gerekecekti. Burada Hangi öğrenci hatalı yorum yaptı? Canan hatalı yorum yaptı. Yani yanıt C seçeneği oldu. Yatay ve sürtünmesiz yolda sabit VKVL süratleriyle hareket eden özdeş yani kütleleri eşit iki tane arabamız varmış. O noktasında esnek olmayan bir çarpışma yapıyor. E o zaman yukarıdan gelen arabayla sağ, soldan gelen araba buraya gelip o noktasında çarpışıp yapışıp kenetlenecek ve bir ortak hızla hareket edecekler. Tabi esnek olmayan çarpışma olduğu için çarpışmada momentum korunacak. Şekildeki konumda K'nın O'ya olan uzaklığı L'ninkinden fazlaymış. Yani K'nın O'ya olan uzaklığına 2x desem, L'nin O'ya olan uzaklığına x desem, şimdi bir kere çarpışmalar için aynı anda O'ya gelmeleri lazım. E aynı anda O'ya gelmeleri için de hani yol eşittir hız çarpı zamandan yola çıkarsak, önlerindeki yolla orantılı hızları olmalı. Kısaca K'nın hızı 2V, L'nin hızı 1V gibi bir değer verirsem çarpışmadan önce kütlesi M hızı 2V olduğu için K'nın sağ tarafa 2MV'lik bir momentumu. Kütlesi M hızı V olduğu için L'nin de aşağı doğru MV'lik bir momentumu var. Demek ki çarpışmadan önce bileşke momentum aşağı doğru 1MV, sağ tarafa 2MV. E, esnek olmayan çarpışmada momentum korunumu olacağından dolayı çarpışmadan sonra yapışan ortak kütle sistem yine bu momentumu koruyacak. Demek ki çarpıştıktan sonra 2MV 1MV'den büyük olduğu için şöyle tam ortadan gitmeyecek. 2 ve daha büyük olduğu için büyük olan kenara daha yakın yani 4 yolunu izlemesini bekleyeceğiz sevgili arkadaşlar. Beşinci sorumuz doğrusal raylarda A şehrinden aynı anda harekete geçen trenlerden, şimdi iki tane tren varmış, doğrusal yol dediği için, e, şurası bizim neyimiz olsun A şehrimiz olsun, şu da benim X trenim olsun. Şimdi X treni 30 kilometre bölü saatlik sabit hızla 30 dakika sonra, 60 kilometre bölü saat sabit hızla 15 dakika, e, Y treni de yol boyunca hep sabit gidiyormuş. Şimdi bak. Burada X treni 30 km bölü saat hızla 30 dakika gitti ya bu dakikayı saate çevir. Demek ki 1 bölü 2 saat boyunca hızı 30. Daha sonra 60 km bölü saatlik bir hızla da ne kadar gidiyormuş? Bu sefer 15 dakika gidiyormuş. E 15 dakika yine saate çevirirsek 1 bölü 4 saat oluyor. Şimdi bu X treni üzerinden yola çıkalım. X treni yolu iki etapta gidiyor ilk etabında yol eşittir hız çarpı zamandan şurasını 15 km olduğunu buluyorum. 30 çarpı 1 bölü 2'den. Yine yol eşittir hız çarpı zamandan 60 çarpı 1 bölü 4 yani 15 km de yolun ikinci etabı oluyor. Demek ki B şehrine ulaştı değil mi X treni? X e, treni önünde ne kadar yol var demek ki AB arasında? 30 km doğrusal bir yol var. Y treni de sevgili arkadaşlar hep sabit hızla AB arasına hareket ediyormuş ve B'ye aynı anda ulaşıyorlarmış. O zaman Y için, Y'nin hızını bulabilmek için yer değiştirme bölü zaman. Zaten doğrusal yol olduğu için yer değiştirme direkt 30 kilometredir. Zaman da aynı anda oraya gittiği için hareket süresinin toplamı yani 1 bölü 2 artı 1 bölü 4 diye yazabiliriz. Buradan 30 bölü aşağıda payda eşitlediğimi düşünürsek 3 bölü 4 yapar. İşlemi sonlandırdığımda ters çevirip çarptığımda 40 km bölü saatlik bir hıza sahip olduğu söylenilebilir. Bir öğretmen esnek yayın ucuna bağlı bir bilyeyi k KL nokta, noktalar arasında basit harmonik hareket e, yaptırırken, delta t sürede denge konumundan en kez geçtiğini görüyor. Yani şu bilyeyi çekiyor, bırakıyor. Bu biliye yukarı aşağı salınım yaparken, işte belli bir sürede buradan en kez geçtiğini söylüyor. Şimdi belli bir sürede en kez geçmek aslında e, titreşimin frekansını anlatan bir ifadedir. Şimdi diyor ki Elif, Yusuf, Aslı bu deneyle ilgili yorumlar yapıyorlarmış. Hangi öğrencilerin yaptığı yorumlar hataldır diyor. Şimdi Elif ne diyor? K, L noktaları arasındaki uzaklık azaltılırsa. Şimdi biz bu K ile L'nin arasındaki uzaklık genliktir. Değil mi? Biz bu genliği azalttığımızda, genlik azalması, Periyodu etkilemez. Çünkü yaylı sarkacın periyodunun formülü 2P kök M bölü K yani kütlesi ve yay sabitine bağlıdır. Dolayısıyla ee, burada genlik yani daha fazla çekmiş olsa veya sıkıştırmış olsa bu periyodu etkilemez. Periyot süredir. Hani biliyorsun t bölü 4 sürede burada, t bölü 4 sürede burada, t bölü 4 sürede burada diye hareket ediyor ya. Demek ki periyot değişmeyince denge konumundan geçtiği sıklık da değişmez. O yüzden e, Elif'in söylediği yanlıştır dedik arkadaşlar. Bilyenin kütlesi azalırsa demiş Yusuf. Şimdi bilyenin kütlesi azalırsa hareketin periyodu azalır. Hareketin periyodunun azalması çünkü formüle baksana kütleyi azaltınca periyot azaldı. Frekans artar. Frekans e, nedir? Birim zamandaki titreşim sayısıdır. Yani o denge noktasında daha kısa aralıklarla hareket ettiği için daha fazla geçecektir. O yüzden oradan geçme miktarı artacaktır. Aynı sürede daha fazla e, denge konumundan geçecek diyeceğiz. Aslı ne diyor? Yay sabiti büyük bir yay kullanılırsa yani yay sabitini arttırmak formüle baktığımızda yine k arttığı için hareketin periyodu azalır diyeceğiz. Periyot azalması, frekansın artması yani yine bir sıklık ortaya çıkıyor. Daha kısa süre aralıklarla e, titreşim oluyor. O yüzden aynı sürede daha fazla geçmiş olacak yani en artmış olacaktır diyeceğiz. Yine hatalıyı sordu bize. E, Elif için hatalı dedik. Sayfa düzleminde bulunan içe doğru... B manyetik alanıyla eksi Q yüklü noktasal cisim şekildeki gibi V hızıyla bu manyetik alana giriyormuş. Şöyle baktığımızda eksi Q yüklü bu cisim V hızıyla girdiğinde. Bir yüklü parçacık manyetik alana dik olarak girdiğinde e, yüklü parçacığa manyetik alan tarafından bir kuvvet uygulanıyordu. Tabi bu kuvveti yönünü sağ el kuralıyla buluyorduk. Bu benim sağ elim. Sağ elimizin dört parmağı manyetik alana, sağ elimizin baş parmağı e, hıza verildiğinde Avucumuzun içi artı yüklere, avucumuzun dışı ise eksi yüklere etki eden neyi gösteriyordu? Kuvveti gösteriyordu. E o zaman burada dört parmağımı sayfanın içine doğru gösterdim. Baş parmağı hıza verdiğimde avucumun içi bu tarafa bakıyor, avucumun dışı bu tarafa bakıyor. E, eksi yük olduğu için eksi yükü etki eden kuvvet avucumun dışına doğrudur. Manyetik alana giren bu yüklü parçacığa kendi hareketine dik yönde etki eden kuvvetten dolayı bu yüklü parçacık ne yapacaktır? Şöyle görmüş olduğumuz gibi e, sol tarafa doğru yani saat yönüne doğru bir e, yörüngeye başlayacaktır. Tabi bu yörüngeye başlayınca hız şöyle e, olacak. E, yine sağ el kuralını dört parmağı içeri baş parmağı hıza verdiğinde bu sefer sağ elimizin yine e, dışı, kuvveti göstereceği için kuvvet yine merkezi gösterecek. Lafı çok uzatmayalım. Buradan hatırlarsanız bir manyetik alana giren yüklü parçacık e, ee, sahil kuralı sürekli düzlem, düzleme manyetik alan hız ve e, kuvvetin birbirine dikliğiyle ortaya çıktığı için hız da sürekli yön değiştirdiği için bu dönüş esnasında kuvvet her zaman merkezi gösterdiği için bu bir ee, ne yapacaktır? Çembersel yörünge izleyecektir. Tabi buna bu e, yörünge izlettiren kuvvet manyetik kuvvettir. Bu manyetik kuvvetin formülü de hani bisküvi ile bulunur. E, manyetik kuvvet harekete dik olduğu için iş yapmaz. İş yapmayan kuvvet hızımızı değiştirir ama kinetik enerjimizi değiştirmez. Yani hızımızın büyüklüğü değişmez. O yüzden bu arkadaş 3 yörüngesini, o yüzden bu arkadaşımız 3 yörüngesini izleyecektir ve düzgün çembersel hareket yapacaktır. Tekrar söylüyorum. Elektrik alana giren yüklü parçacık hızlanabilir, yavaşlayabilir. Fakat manyetik alana giren yüklü parçacığın dolanımı düzgün çembersel hareket şeklinde olur. Bir spin atar dedik. Her birinin elektrik yükü artı Q olan özdeş K ve L iletken küreleri özdeş dedi ya hani bunların yarıçaplarında eşit kabul edeyim. Bunların elektriksel potansiyel enerjileri E birmiş. Şimdi elektriksel potansiyel enerji K çarpı birincinin yükü çarpı ikincinin yükü bölü aradaki uzaklık idi. Bu elektriksel potansiyel enerjinin formülü idi. Sonra diyor ki K ve L özdeş ve nötr M küresine dokunduruluyormuş. Yani hem K'yı hem L'yi gelip nötr M'ye dokundurduğunda pardon K ve L ile özdeş olan M nötr küresi L'ye dokunduruluyormuş. M'yi L'ye dokunduruyormuşsun. M L'ye dokundurulduğunda şurayı silelim. Sadece M L'ye dokundurduğumuzda o zaman L'nin yükü M ile paylaşılır. Bunun yükü artık Q bölü 2 olur. Bunun yükü artı Q bölü 2 olur. K'yı kimseye dokundurmadık. K'nın yükü de artı Q olur. Ve KLM bir sistem oluşur. Bu sistemin elektriksel potansiyel enerjisi K ile L'nin enerjisi artı L ile M'nin enerjisi artı K ile M'nin enerjisi. O yüzden burada sistemin elektriksel potansiyel enerjisini bulurken K parantezinde de alabilirsin. Ya da K ile L arasında K çarpı Q çarpı Q, çarpı Q bölü 2 bölü D Artık k çarpı l ile m arasına bakıyorum. q bölü 2 çarpı q bölü 2 bölü d. Sonra da k ile m arasına bakıyorum. Yine k çarpı q çarpı q bölü 2 bölü 2 de diyorum. Ee, buradan 1 bölü 2 k q kare bölü d geldi. Buradan 1 bölü 4 geldi. Buradan yine 1 bölü 4 geldi. 1 bölü 4 ile 1 bölü 4'ün toplamı 1 bölü 2 bir daha 1 bölü 2 ile topladığında sonuç yine 1 k q kare bölü d geldi. E 1i de kq kare bölü d bulmuştuk, E 2yi de kq kare bölü d bulmuştuk, o yüzden birbirlerine eşit olduğunu gördük sevgili arkadaşlar. Dokuzuncu sorumuz, kütlesi 2m olan X cismi, r yarıçaplı çembersel yörüngede, kütlesi m olan Y cismi de 2r yarıçaplı çembersel yörüngede verilen süratlerle düzgün çembersel hareket yapıyorlarmış. Dönme eksenlerine göre X'in süratı sürati Y'ninkinden büyüktür. Arkadaşlar, v eşittir omega çarpı r'ye göre. Açısal sürat v bölü r'dir. Dolayısıyla x'in açısal sürati v bölü r'dir. Çizgisel sürat bölü yarıçaptır. Y'nin açısal sürati ise nedir arkadaşlar? V bölü 2r'dir. Buradan x'in açısal süratinin y'nin açısal süratinden büyük olduğunu gördük. X'in açısal momentum vektörü y'ninkine x'in açısal momentum vektörü y'ninkine eşittir dedi. Yanlıştır. Çünkü açısal momentum e, vektörel bir büyüklüktür ve el kuralıyla bulunur. Dört parmak dönme yönüne verilirse baş parmak açısal momentum vektörünün yönünü veriyordu bize. O yüzden birincisinde dört parmağı dönmeye verdiğinde baş parmak sayfa düzleminin dışına, demek ki açısal momentum dışarı doğrudur. İkincisinde dört parmak dönmeye verilirse baş parmak sayfa düzleminin içini gösteriyor, demek ki açısal momentum vektörleri birbirlerine eşit olmadı x'in eylemsizlik momenti y'nin ikinden küçüktür dedi. Eylemsizlik momenti m çarpı r kare formülüne göre x'in eylemsizlik momenti kütle çarpı yarıçapın karesi. Y'nin eylemsizlik momenti ise kütle çarpı yarıçapın karesi. Yani 4 m r kare oluyor. Buradan da x'in eylemsizlik momentinin y'nin eylemsizlik momentinden küçük olduğu görülebiliyor. O yüzden sorunun yanıtı C seçeneği oldu. Ahmet diyor düşey kesti verilen sürtünmesiz ray üzerinde durmakta olan bir kilogram kütleli oyuncak arabayı 7 Newtonluk kuvvetle K'dan L'ye kadar itiyormuş. Şimdi sürtünme yok. Ahmet bunu K'dan L'ye iterken cismin üzerine iş yaptı. E yapılan iş F çarpı X'tir sürtünme olmadığı için 7 çarpı 2'den 14 Joule iş yaptı. İşte Ahmet'in yaptığı bu iş arabaya bir mekanik enerji olarak aktarıldı. Daha sonra sürtünme olmadığı için L'de elini çekiyormuş ve bu araba yukarı doğru yükselince e, yaptığı iş neye dönüşüyor? Kinetik ve potansiyel enerjiye dönüşüyor. Mekanik enerjiye dönüşüyor ama M noktası biraz daha yukarıda olduğu için bir kısmı potansiyel bir kısmı kinetikte kalıyor. O yüzden yapılan işin 1 bölü 2 mv kare kinetik ve mgh potansiyel şekilde açarsak yapılan iş f çarpı x'tir yani 14'tür. 1 bölü 2 yazdık kütleyi yazdık hızını soruyor bilmiyorsun. E, kütlesi bir yer çekimi ivmesi 10 h 60 santim ya da 0.6 metredir. İşlemleri takip edelim arkadaşlar. Bu 6 buraya eksi olarak geldi. 8 2 de çarpıldı. 16 karesi 16 ise hızı yani m noktasından geçme hızı 4 metre bölü saniye oldu diyeceğiz. Yatay ve sürtünmesiz ortamda sabit Vx hızıyla giden bir arabadan bir taş düşey doğrultuda arabaya göre Vy hızıyla atılıyor. Şimdi bu taşın yere göre hızı nedir? Arabaya göre hızı artı arabanın hızıdır. Yani taş dışarıdan bakan bir gözlemci için eğik atış hareketi yapıyor. E araba da yine aynı hızla devam ediyorsa sonuçta ne olacaktır? Bu taş yine arabanın içine düşecektir. Arabanın içindeki bir gözlemci için taşın hareketi düşey atıştır. Dışarıdan bakan bir gözlemci için eğik atıştır. Çünkü arabanın içerisinde oturuyorsan e, arabanın hareket ettiğin için arabanın içinde oturan vatandaş bu olayı taşın yukarı çıkıp aşağı gittiğini görür ama dışarıdan bakan bir gözlemci eğik atış olduğunu görür diyeceğiz. Yerdeki gözlemciye göre taş eğik atış hareketi yapar doğrudur. Taş bir süre sonra tekrar arabaya düşer doğrudur. Taşın yerden en yüksek olduğu noktada hızı sıfır olur yanlıştır çünkü en yüksek noktada bir yatay hızı olacağı için e, hızı sıfır olur ifadesi yanlıştır. Yanıt o yüzden C seçeneği oldu. Şekil 1, şekil 2, şekil 3'teki devrelerde alternatif akım kaynaklarının etkin gerilimleri sabit tutularak frekansları arttırılıyor. Yani biz etkin gerilimi sabit tutarak frekansı arttırdığımızda. Şimdi dirençli devre. Arkadaşlar direnç Alternatif akımda da frekanstan etkilenmeyen bir şeydir. Direnç de zaten V etkin eşittir. I etkin çarpı. Direnç dediğimizde e, voltu değiştirmiyorsun. E, direnci değiştirmiyorsun. Çünkü saf direnç dediğimiz şey klasik dirençtir. Öz dirence telin boyuna ve kest alanına bağlıdır. e Direnç değişmiyor. E, gerilim değişmiyor. E, o zaman akım değişmeyecek. Akım değişmediği için K'nın parlaklığı değişmez diyeceğiz. Fakat bobin, bobin alternatif akım devresinde akım yönü ve şiddeti sürekli değiştiği için bobin öz indüksiyon EMK'dan dolayı alternatif akım devresine bir direnç gösterir. Buna bobinin direnci anlamına gelen indüktif reaktans adı verilir. XL ile gösterilir. Formülde W çarpı L'dir. Bu W açısal hızdır. Demek ki bobinin alternatif akıma gösterdiği direnç 2 pi F çarpı L'dir. Hal böyle olunca sen frekansı arttırdığında aslında bobin alternatif akım devresine daha fazla direnç gösteriyor. Türkçe söyleyelim. Demek ki bu devrede direnç arttı. Direnç artınca devreye giden akım azaldı. E akım lambanın içinden geçiyor. Dolayısıyla lambanın parlaklığı azalır diyeceğiz. Sığaç Doğru akım devresinde yük depolar ama alternatif akım devresinde akım yönü ve şiddeti sürekli değiştiği için sığaç doldurduğu yükü boşalma, boşalttığı yükü doldurma özelliğinden dolayı alternatif akım devresine bir direnç gösterir. Buna da kapasitin, kapasitenin direnci anlamına gelen kapasitif reaktans denir. XC ile gösterilir. 1 bölü omega çarpı C de formülüdür. Daha açık yazarsak Kondansatörün alternatif akıma göstermiş olduğu direnç 2 πf çarpı C formülüyle ifade edilir. Hal böyle olunca biz frekansı arttırdığımızda aslında bu kapasitenin yani sığanın göstermiş olduğu direnci azaltmış oluyoruz. Yani devrede direnç azaldı. Direnç azaldığı için devreye giden akım arttı. E, devreye giden akım lambadan geçti. Dolayısıyla lambanın parlaklığı arttı diyeceğiz. Hangilerinin ışık şiddeti değişmez? Sadece kan. Çünkü frekanstan etkilenmeyen sadece saf dirençtir. Fakat indüktif reaktans yani bobin, kapasitif reaktans yani sağcın direnci frekanstan etkileniyor. Çünkü formüllerin içerisinde bunlar var. Akıntı hızının sabit VA olduğu bir nehirde K noktasından L noktasına doğru suya göre V hızıyla yüzmeye başlayan yüzücü karşı kıyıya M noktasında varıyor. Hayaller L, hayatlar M niye? Çünkü LM arasında sürüklendi ve onu sürükleyen şey tabii ki akıntı idi. Değil mi? Yüzücü K'dan O noktasına doğru yüzerek karşı kıya yine M noktasından çıkması için şimdi. Yüzücü K'dan O'ya doğru giderken yine M noktasında yüzmek istiyorsa suya göre hızının büyüklüğünü arttırması demiş. Olur mu arkadaşlar? Bence olmaz. Niye olmaz? Çünkü, şimdi bak şöyle düşünelim. Şu arkadaşımızın hızı 10 atıyorum. Tamam mı? E sağ tarafta ne vardı? 6 vardı. Yukarıda ne vardı? 8 mesela. Şimdi ben bu yönelimimi direkt K'dan O'ya yapıyorum. Hatta bunu da getiriyorum. 10 değil de 12 yapıyorum. Yani getiriyorum. Şurayı daha da büyüttüm de. E, aynı akıntı bu sefer beni M'ye çıkaramaz. Akıntı hızının büyüklüğü. Arttırılabilir mi? Mesela bu arkadaş aynı hızla buraya geldiğinde daha büyük bir akıntıyla M'ye ulaşabilir. Nehrin genişliğini arttırmak olur mu? Nehrin genişliğini arttırdım da bu arada O burası, bu arada L burası, bu arada M burası. Yani nehrin genişliğini arttırdım ya. Yeni durumda aynı akıntıyla yani ben şöyle yüzmeye başladım, aynı akıntıyla. Bu sefer yeni durumdaki M'ye ulaşma ihtimalim ortaya çıkabilir dedim. Olabilir sorusu. Edirne'dir bu sorunun doğru yanıtı. İkiz kardeşlerden Ayşe ve Ali özdeş oyuncak vagonları iplerle birbirine bağlayarak şekildeki düzenekleri oluşturuyorlar. Madem özdeş dedi hepsinin kütlesini ben de eşit alayım. Şöyle. Peki ilk duruma baktığımızda F eşittir 4M çarpı ivme sürtünme yok sanırım. Var mı sürtünme? Gerçi sürtünme olsa da olmasa da sevgili arkadaşlar ipteki gelme bu durumdan etkilenmeyecektir. Yani ip gelmesi için oran orantı yapabiliyordunuz ya. Yani F kuvveti 4 tane vagon çekiyor. S1 ipi de 2 tane vagon çekiyor. O zaman 4 tane vagona F düşüyorsa iki tane vagona F bölü 2 düşer. Demek ki S1 ip gerilmesi F bölü 2'dir. Şimdi hepsi özdeşlemiş ya sürtünme olsa da e, bunun ispatları yapılmıştır. Sürtünme olsa da hepsinin altında olsa da yine bu oranlamayı kullanabilirsin. Yani sürtünme ivmeye etkiler ama ip gerilmesinde bir etkisi yoktur. Aşağıdaki yapıda da F kuvveti arkasına 5 tane vagon takmış. 5 vagonu çekiyor. S2 ipi ise arkasına 3 tane vagon takmış. 3 tane ipi çekiyor. O zaman 5K'da F varsa 3K'ya 3 bölü F düşer deyip T2 ip gelmesinde 3 bölü 5 F yazabilirsiniz. Ee, soruya bakalım. Biz S1 ipindeki gerilme kuvveti S2'ndekinden küçüktür demiş. E bakıyorum 1 bölü 2 burada da 3 bölü 5 var. Evet 1 bölü 2 3 bölü 5'ten küçüktür. Ayşe'nin düzeneğinin inmesi anneninkinden büyük demiş. Biraz dursun. Son durumda Ayşe ve Ali'nin düzeneklerindeki vagonların hızları eşit büyüklükte demiş. Şimdi soruya bir daha bakayım arkadaşlar. Son kez sürtünme olup olmadığını çünkü bayağıdır okumadım. İkiz kardeşlerden Ayşe, Ali... Evet okumaya da gerek yok aslında. Sürtünme var desek bile burada 4 tane F sürtünme olacak. Burada ne olacak? 5 tane F sürtünme olacak. O zaman daha az sürtünmeye maruz kalacak. Daha çok sürtünmeye maruz kalacak. Hal böyle olunca üstteki hem kütlesi de az. F net eşittir durumundan yararlandığımızda üst taraftakinin ivmesi alt taraftakinin ivmesinden büyük olacak. Aynı sürede üsttekinin kazanacağı hızda alttakini kazanacağı hızdan daha büyük olacak. Çünkü e, ivmesi büyük olan eşit sürede daha fazla e, hız değişimine maruz kalır diyebiliriz. Ayşe'nin düzeneğinin ivmesi annelikinden büyüktür. Doğrudur. Hafif çünkü. Son durumda Ayşe ve Ali'nin düzeneklerindeki vagonların hızları eşit olamaz. Çünkü eşit süre ifadesi vardı. Hani V eşittir A çarpı T ilk hızları yok yani duruş. E o zaman Aynı sürede ivmesi büyük olanın hızı daha büyük olur dememiz gerekecekti. Yanıt o yüzden C seçeneği oldu. Evet arkadaşlar. Subara yayınlarına bir kere daha teşekkür ediyoruz. Ee, kanalımızı takip etmeye devam edin. İlerleyen günlerde farklı denemelerle tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın.